gidiyor ya. Daha doğrusu ben bu sabah mutfağı toplayarak başlamaya karar verdim. Makinenin de olduğunu bilmiyordum, o yüzden önce bir ona giriştim. Sonra ara verdim aslında. İçine girmesi gereken kirliler var. Fakat bir kahve yapmam lazım. Çünkü biraz böyle yorgun hissediyorum kendimi. Anlatırım neden olduğunu. Ama kahve molası veriyoruz. Sonra mutfağı toplamaya devam edeceğiz. Çünkü mutfak oldukça dağınık. Suratım hala yeni uyanmış gibi çünkü uyanalı 10 dakika 15 dakika oldu. Temsiline bildiğiniz gibi sabah balkona çıkmak istiyor. O yüzden bu sesler. O zaman buyurun kahve yapmaya başlıyoruz. Yine öğütülmüş kahve kullanacağım. Kağıdımı alayım. Bir de bugün inşallah denk getirip markete gideceğim. Üşenmezsem dışarı çıkmaya. Çünkü geçtiğimiz günlerde sürekli dışarıda işimiz vardı ve böyle eve gideyim bir kendim atayım şeklindeydim. Hatta sonraki videom bile dışarıdaydı. O yüzden markete gidebilirsem daha büyük kağıt almayı düşünüyorum. Çünkü bunlar bayağı küçük oldu ve bir yerden kaşırdığımda direkt dışına damlamaya başlıyor. Böyle işte facia oluyor. Bu arada üzerimdekini geçen videodan tanımışsınızdır. Ben yıkadım gibi giymeye başladım. Önce tenis de giydim planladığım gibi. Zaten video izleyenler hemen hatırladı. Şimdi dedim bu sabaha da böyle renkli bir giriş yapayım size. Açmayacağım, oraya koşmana gerek yok. Bak açmayacağım. Neyse birazdan afyonum patlar diye düşünüyorum. Bu arada ortamlarda satılacak bilgi diye bir podcast kanalı var. Kesin biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da girip en son deyimlerle alakalı çektiği bir podcast var. Oraya girip deyimlerin hikayelerini dinleyin. Ne kadar gerçek ne kadar şey bilmiyorum tabii genel olarak. Çok eskiden geliyor sonuçta bunlar. Fakat afyonun patlamadığıyla alakalı çok güzel. Hani nereden geliyor? Deriz ya böyle daha afyonun patlamadı, onun afyonu patlamadı diye. Onunla ilgili hikaye çok hoşuma gitti. Şimdi tam size söylerken böyle kendi uykulu yüzümle o geldi aklıma. Bu da böyle bir şey olsun. Tavsiyeli bir giriş olsun videoya. Videoya hoş geldiniz. Kahvem demlenirken ben lütfen geri kalanını toplamaya devam ediyorum. Neden kalem bu arada? Okula başlayanlara özendim galiba. Biraz toparlandım. En azından makineye girecek kısmı ayarladım. Şu an kahvem de hazırlandı. Son günlerimin favori bardağına bir filtre kahve koyuyorum. Temiz miyavlama. Her zaman söylüyorum zaten ev işi yapmayı hiç sevmiyorum. Sevenler var biliyorum, enteresan geliyor bana da. Ama ben hiç sevmiyorum yani. Hani burayı böyle yapayım mesela, yemek yapmaktan sırf toplamak olduğu için kaçıyorum çoğu zaman. Bir şey oluyor mesela, bir tarif, of diyorum şimdi kaç tane tabak kirlenecek, hiç gerek yok, hiç girmeyeyim. Ama mesela hani kendi kendine temizlense o zaman bir sürü şey yapabilirim, inanıyorum. Bu toplama, işte çamaşır yıka, bulaşık falan bana böyle sanki çok boşa giden zaman gibi geliyor. Bilmiyorum. Hani hiçbir zaman stresimi temizlikle atabilen bir insan olmadım. Normalde kahvemi içip sahile koşmaya inecektim. Fakat dün biraz fazla aktiftim. Sabah tenis dersine gittim. Bir saat hoca bayağı zorladı. Bir de artık arkadaşım gelmiyor tenise. Ve ben tek başıma olunca daha da yorucu oluyor. Dediğim gibi orada bir saat zaten pestilim çıktı. Akşama da hadi gidelim diye canı ısrar edip İBB'de kort kiraladım. Hatta daha önce söylemiştim buraya ilk tenise başlarken. Orada hani hem sistemi göreyim, çözeyim, hem bir canı deneyeyim, bakayım nasıl hani oynayabilir miyiz karşılıklı diye onu götürdüm. Orada yine bir saat terledik. Akşam da güzel oluyormuş bu arada. Ve onun üstüne böyle bileğimi galiba biraz zorladım. Ayak şeyim aynı şekilde. Sol ayak bileğim zaten böyle bir hani hafif tetliyor, anlamadım neden. O yüzden dedim ki Ecem bu sabah hiçbir şey yapmıyorsun. Bugün aktivite yok. Koşmuyorsun, pilates de yapmıyorsun, yürümüyorsun da hiçbir şey yapmıyorsun diye kendimi şu an tutuyorum. Ya bu seviyeye geldim yani, ne kadar güzel. Biliyorum spora başlamaya üşeniyorsunuz. Biliyorum hani başlamak çok zor geliyor. Ama yani daha önce de söyledim, bunu hep de söyleyeceğim. Kendinizi kandırın. Deyin ki ben haftada bir gün yürüyüşe çıkacağım. Yani haftada bir gün yaptığınızda onu zaten böyle kendi kendinize yavaş yavaş ikiye çıkarıyorsunuz. Yani birden haftada 5 gün spora gidip işte yok ekmeği bilmem neyi onu bunu keserek böyle bir şey gerçekçi değil. Bunu yaparsınız en disiplinli insan 6 ay yapar, 6 ay sonra bırakır. Ama bunları böyle hayat
da yaşam tarzı haline getirmek önemli. O yüzden küçük küçük başlamak ve hani rutinlerinizin içine katmak bende işe yarıyor en azından. Benim taktiğim bu çünkü ben baskıya gelemiyorum. Bir de şey oluyor, aa tatlı yiyorsun, aa ekmek yiyorsun. Evet yiyorsun, zaten spor yapıyorsanız bunlara ihtiyacınız var. Artık ben yemekten kesmemek için spor yapıyorum zaten. Hani hareket edeyim, yakayım ki hani bayağı sıkılaştım. Ben kendimde çok fark ediyorum mesela, çok hoşuma gidiyor. Sabah pijama vardı şort altımda. Şöyle aynaya bakarken şey, o hocam güzel sıkılaştı, güzel, şey gibi sertleşiyor falan. Hedefim buydu yani, ne başkasının vücudu ne başka bir şey. Spor güzel sonuç olarak yani. Küçük küçük katabilirsiniz, daha fazla uzatmayayım. Bu şekilde ben şimdi kahvemi alıyorum. Bir de Terim belgeseli geldi biliyorsunuz. Ben gerçek bir Fatih Terim'e hayranıyımdır. Zaten Galatasaraylıyım ve Fatih Terim'e de ayrı bir saygım ve sevgim vardır. O yüzden akşam izlemeye başladık canlı. O bir bölüm izledik, 4 bölümmüş. Ama ben sonra çok uykum geldi ve odaklanmak istediğim için ben dedim yatıyorum. O devam etmiş. Bir bölüm bırakmış bize. Şimdi benim 2 bölüme yetişmem lazım. Kahve salona giriş yaptı. Allah, burası da çok dağınık. Galiba bizim ev dağınık bugün. İzleyen titiz insanlara sabır diliyorum. Ay size ne göstereceğim ya, canım arkadaşı doğum günü hediyesi almış bunu. Lego'ya, bu arada Lego dünyasına giriş yapıyorum sanırım. Bundan sonra böyle bir tuk tuk, yani tuk tuk mesela Tayland'da ya da o taraflarda, o bölgelerde çok fazla kullanılan bir ulaşım aracı. Hani böyle araba motor arası bir şey aslında. Adı da tuk tuk diye geçiyor. Can Tayland'ı biliyorsunuz çok sevdiği için, yani ben de çok seviyorum da o benden daha fazla gitti. Bizim böyle bir tayı köşemiz vardı, canın yıllar önce bana getirdiği şunlar falan. Bunda sağ olsun Eren arkadaşımız eve diye salmış. Hemen tuk tuk da böyle yaptık oturup, böyle 45 dakika falan sürdü bu arada bunu yapmamız. Çok tatlı. Yani Lego ile bir şeyler yapmak çok keyifliymiş öncelikle. Ve ortaya böyle hani enteresan şeyler çıkması artık. Böyle çok geliştirmişler kendilerini. Her detayına bakar mısınız? Şurada duruyor. Çok hoşumuza gitti. Bunların tutunma yerleri bu arada. Çing çing sallanan. Sonra ben tabii girdim, hemen bir Legolara baktım. Yani Lego artık bayağı yetişkinlere hitap ediyor. Onu fark ettim. Hatta böyle çiçekler var. Ben gül beğendim. Galiba onu alacağım. Çünkü böyle hani çiçeğin solması beni çok rahatsız ediyordu. Ama böyle vazo ve içinde çiçek olayı da çok hoşuma gidiyor aksesuar olarak. Lego'nun böyle iki dal gülü var. Çok tatlı. Onu bulur bulmaz alacağım. Hatta geçen gün Akasya'dayken Lego varmış. Kocaman Lego'nun mağazası varmış. Ben o zaman bilmediğim için, hani bu hediye de gelmediği için girmedim. Ne kadar terlediğimi fark ediyorsunuz herhalde. Ve kahvemden ilk yudumu alırken makineye çamaşır atacağımı hatırladım. Buraya yığmıştım hatta şöyle. Yeni gelenler. Temiz, ne yapıyorsun? Burada pek çamaşır yokmuş. Biraz daha biriktirmeye karar verdim. Bu arada bu tuvaletin stokları gelmiş. Geçen Instagram'da da paylaşmıştım. Kediniz varsa, hele ki iki kediniz varsa kesinlikle alın. Bir kediniz varsa, iriyse falan da çok güzel. Kullanışlı. Böyle hani şu kapağı direkt kaldırıyorsunuz. Bizimkiler dün temizledim daha ama temiz hala. Şöyle buradan çok kolay temizliyorsunuz. İçine kumu dökmesi, boşaltması falan çok kolay oluyor. Artık buradan girip çıktıkları için daha az toz yayılıyor demiş herkes. Hazır yanına gelmişken göstermek istedim. Bayağıdır stokta yoktu ve böyle çok uçuk fiyatlara çıkmıştı. Hala çok ucuz değil ama kullanışı ve şeyi bence bayağı iyi. Vallahi çıktım, yukarı üstümü değiştirdim. Çünkü yani yandım böyle, sanki içimden şey yapmışlar, böyle odun atmışlar, ateş yakmışlar gibi. Şu takımı da ya hatırlarsınız, ben geçen paylaşınca hatırlayanlar oldu. Ve ilk aldığımda burada paylaşmışım, blogda çekmişim daha doğrusu ve beğenmemişim şuradaki potluğumdan dolayı. Bu bayağı böyle çekmecede durdu. İade de etmedim. Ondan sonra, çünkü bir süre sonra bir şey beğenebiliyorsunuz. Ve gerçekten şu an son herhalde birkaç hafta üstümden çıkarmıyorum. Çünkü direkt alt üst, hani buradaki açıklık oranı çok iyi. Hani evde direkt giyiyorum, dışarıda giymedim ama çok rahat. Yani neden beğenmemişim bilmiyorum. Şu anda tükenmiş, o yüzden de hani linkini falan da kimseyle paylaşamıyorum. İnsan böyle değişiyor işte zamanla. İlk izlediğimde fragmanı çok heyecanlandım. 15'i ne zaman geliyor diye. İşte sayılı gün çabuk geçiyor gerçekten. Geldi. Akşam da Can'la son bölümü izleyeceğiz. Başlayalım. Karşılaşma şu anda başladı. İşte şimdi içeri. Şimdi. Ben ömür kaybetme diye bir şey yok. Oynarız. Çok güveniyorum takımına. Kazanacak. Yapmıyoruz. Direkten bunu hatırladığım kadarıyla. Sonra o da heyecanını kaybetti. Banter is banned from the game. More than 350 officers.
bir bölümü bitirdim. Çok duygulandım. O UEFA Kupası dönemini gösterdi. Çünkü ben küçüktüm o yaşlarda. Ama çok iyi hatırlıyorum maçı falan. Çünkü izliyorduk evde böyle. Aynı duygulandım. Gerçekten hani kolay bir şey değil. Ve güzel yani, duygusal, neyse ben de duygulandım. Bir kahve daha alacağım. Temiz kucağımda uyuyunca böyle sabahları bazen keyif yapıyor. Ve ben de o sırada kalkamıyorum. Çünkü rahatını da bozmak istemiyorum. O yüzden kahveyi ikinci bardağım dolduramadım. Ama biraz soğumuş. O yüzden ısıtacağım mikrodalgada. Bunu bazen yapıyorum. Siz yapıyor musunuz? Çünkü bu yeni nesil makineler, bana hep filtre kahve makinesi sorulduğunda hangisini alayım diye, söylediğim gibi otomatik kapanmaya sahip. Yani aslında güvenlik amaçlı yapılmış bir şey zamanla. Yarım saat sonra kapanıyor. Fakat yarım saatte hani o kahveyi içiyorsunuz, içemiyorsunuz sonuçta. Hani bence bir saat, iki saat olması lazım. Öyle olunca da işte kahve böyle kapanınca soğuyor. Otomatik kapanması olmayan makineyi tavsiye ederim. Ben bu yeni sistemi sevmedim yani, söyleyeceğim o. Ve tazecik, sıcacık daha doğrusu, tazecik değil. Kahvemi dökmeden de koydum. Bravo. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyorum. Görüşmek üzere. Tam acaba kahvaltı ne yesem derken Can aradı. Sabah erken çıkmıştı, işi var diye. Dedi ki bizim işimiz bitti, kahvaltı edelim mi? Dışarıda tabii ki. Harika bir fikir. Ben bir üstümü değiştiriyorum hemen. Ve kahvaltıya gidiyorum. Mücverini çok sevdiğim bir yer bu arada. Evet, kahvaltıda mücver mi yiyorsun derseniz güzel oluyor. Yiyorum. Hazırlanıyorum. Hemen bir kuru şampuan sıkacağım saçlarıma. Çünkü biraz şuraları yağlandı. Hemen jet bir hazırlık. Ve modumu yakalıyorum efendim. Çok takıldım. Yani sürekli herkes gibi ben de. Sağ olsun çocuk öyle bir röportaj vermiş ki. Neyse hadi. Hazırlanacağım dediğim kuru şampuan sıktım. Dişlerimi fırçaladım. Yüzüme hiçbir şey sürmeyeceğim. Üzerimi de değiştirmeyeceğim. Demek ki bu takımın dışarıda giyilme günü bugün. Üzerime de bir ceket almışım. Sırtım biraz ağrıdığı için sanki üşüyecekmişim gibi hissediyorum. Ayrıca kuru şampuanın saçıma verdiği volüm. Bir de gözlüğümü taktım. Bu gözlüğü ben gözlükçülere böyle arada giriyorum ve eskiden kalma model var mı diyorum. Yani bir ara Çorlu'da bir gözlükçü vardı, oraya giriyordum. Oradan bunu almıştım. Çok da uygun fiyata bulabilirsiniz böyle şeyler. Ki bunlar şu an acayip moda oluyor. Dolapta falan satılıyor. Ben böyle yıllar önce bulmuştum. Ama şimdi oldu. Kahvaltı bitti, eve geldim ve böyle bir karşılamam var şu an. Oğlum, oğlum, hadi aç köpeğini. Hadi aç. Güzelim benim. Aa, 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 göbüşe bak. Aa, göbüşe bak. Normalde bu kadar şey değildi, sevgi dolu değildi. Ama hani artık kaç senedir kapıda. Ve böyle neredeyse bir sene sonra kendini açtı aslında. Hayvanlara biraz hani alışmak için zaman vermek lazım. Çünkü kolay alışmıyorlar. Değil mi? Şimdi paçalarıma falan sürtünüyor. Mesela normalde yaklaştığım an direkt kaçardı. Şu an bu şekildeyiz. Böyle. Ay yerim ya. Artık içeri gireyim ama üstümü değiştireyim. Çünkü içerideki kediler için tehlikeli olabiliyor. Dışarıdaki kedilerle temas edince. Böyle girerken bir matematik yapıyorum hemen. Hop. Ayakkabıları da buraya çıkarıyorum ki içeri basmamış oluyorum. Buraları da siliyorum arada. Ve evdeyiz. Üstümü değiştiriyorum. Geliyorum. Oh, şöyle eteğimi çektim altıma. Ya ben bugün gerçekten ayarlayamadım şeyi. Bir dakika. Ah, ellerimi yıkamadım ve küpeyi unuttum. Oh, acıttım. Çünkü şuramı deldirdim bu arada. Şurası görünüyor mu? Adı neydi buranın? Felix. Bilmiyorum. Tragus değil. Felix olması lazım. Şurayı deldirdim. Benim de kulaklığım kolay kolay iyileşmediği için. Az önce şimdi çekince acıdı. Hani ilaç sürüyorum falan. İnşallah daha çabuk iyileşecek inanıyorum. Normal delikler bile çünkü sürüyor. Ne diyordum, bugün havayı ayarlayamadım çünkü dışarı çıktım, piştim, eve geldim. Zaten eşofmanı değiştirdim kedi sürtündüğü için. Etek giydim altıma, şu an efil efilim. Hava daha kış gelmemiş Ecem.
Sonbahar gelmedi. O yüzden şort giymeye devam edebilirsin. Bir ellerimi yıkayacağım. Şimdi biraz kombuça içeceğim. Hem serin bir şey olduğu için bunu zaten dün açmıştım ya da ondan önceki gün. Şöyle küçük bir bardağa koyacağım ve belgeselin devamını izleyeceğim. Bunu da geçen gün paylaşmıştım. Böyle 3-4 porsiyonda içiyorum. Bu markanınkini ilk defa aldım. Şöyle tutuyorum dolapta. Kapaklı olsa daha iyi olacak bence. Ama tadı güzel. Zaten Türkiye'de önceden hiç yoktu. Ben Bulgaristan'a gittikçe alıyordum. Olması güzel. Ay göz altlarıma şu bantları yapıştırdım. Böyle hyaluronik asitli bir şey ikinciye kullanıyorum. Şimdi defteri kalemi önüme aldım. Çünkü böyle bir tane İngilizce programı gibi bir şeye üye oldum diyeyim. 3 aylık bir şey böyle. Ben böyle her yerden, her sistemden, her teknikten farklı bir şey öğrenebileceğime inanıyorum. O yüzden hem de bayağıdır böyle İngilizce kullanmıyordum hani aktif şekilde. Ve biraz daha hani dizi izlerken altyazıyı İngilizce açayım. Ondan sonra işte mesela bir tane şeye kitap programına üyelik almıştım. İndirim vardı o zaman bir yıllık. Story bir şey. Onda işte yürüyüş yaparken İngilizce kitap dinleyeyim şeklinde. Çünkü hayatınıza ne kadar katarsanız o kadar alışıyorsunuz. Bir süre sonra gerçekten hani kullanmayınca haklı olarak etrafınızda İngilizce konuşan yoksa ya da böyle hani düzenli biriyle konuşmuyorsanız mektup arkadaşı olarak ya da görüntülü köreliyor ve bildiğiniz şeyleri unutmaya başlıyorsunuz ve böyle bir süre sonra hani kurabileceğiniz cümleleri bile çok basite indirgeyip böyle çok hani basit şekilde konuşmaya başlıyorsunuz. Neyse işte. Ondan başladım. Böyle 13 gün falan oldu. Böyle gayet güzeldi. Hatta defter aldım kendime. Geçen gün size göstermedim. Biz bir gün Yunanistan'a gittik geldik ama hiç çekmedim oraları. Orada da şeye girdik. Jumbo'ya girdik. Jumbo'da da şimdi okula Jumbo'yu biliyorsanız zaten 2-3 saatten önce çıkamıyorsunuz. İçeride her şey var. Dünya yani. Bayılıyorum. Sonra okul bölümünde yine okul şeyinde açılış sezonu olduğu için bir sürü şey vardı. Ben de şu defteri buldum. Böyle üstü kadife gibi. Öyle yazı falan çok hoşuma gitti. Dedim hem de yeni bir şeye başlıyorum. Sezona. Böyle yani defterim şeyim önümde. Şimdi günlük dersim yayınlanmış. Her gün yayınlanıyor. Onunla ilgili bir şey yapacağım. Aslında basit başladı. Çoğu hani bana kolay gelen şeyler şu an. Fakat yine böyle içinde hiç mesela şey yapmadığım, daha önce duymadığım kelimeler falan oluyor. Ya da işte daha önce dediğim gibi herkesten farklı bir şey öğrenebileceğine inanıyorum. Onu şimdi yapıyorum. Şunları yalnız çıkaracağım. Bunun nemi bitti. Bilgisayarımı da önüme açtım. Böyle ödev falan veriliyor haftalık. Onun ilk ödevini yeni yaptım. Bu arada ne derseniz aşağı yazayım açıklamalar kutucuğuna. Yani ben böyle şeyleri memnun kalınca, hani bitti, hoşuma gitti, işime yaradı deyince anlatmayı seviyorum. Ama bu sefer bir iki şeyde böyle söyleyince hep bakıyorum yorumlarda şey oluyor. Ya da işte Instagram'a mesaj geliyor ney diye. Babilanka diye zaten yazarsanız çıkar. Şimdi işte günlük bir yarım saat ona ayıracağım. Zaten günlük yarım saat 45 dakika ayırın diyor normalde de. Fakat ben bunu biraz daha arttırıp böyle gün içerisinde dediğim gibi işte bu kitap okuma şey falan yapmayı düşünüyorum. Ki Friends falan gibi diziler mesela çok yalın bir İngilizceyle olduğu için hani kapatsanız bile şeyi altyazıyı ya da işte İngilizce altyazıyla olsanız bile çok anlaşılır oluyor. Dün öyle aynı şekilde 2-3 bölüm izledim. Gayet iyi gidiyor. Çünkü dil bu yani. Hani aktif olarak kullanmadığınızda unutuyorsunuz. Ki ben hani bir dil bir insan keşke hep 5 bildi. Hani bir yeteneğim olsa sihirli değneğim kesinlikle 5 dil birden mesela işte İngilizce'nin yanında işte Almanca'yı, Fransızca'yı falan böyle konuşabilmeyi çok isterdim. İşte Korece falan hatta. Yunanca yine aynı şekilde. Alfabesi biraz zor ama. Şimdi bununla ilgileneceğim ama bir şey içeyim. Bugün su içmemiştim. Su alayım. Bir yandan da şunları artık çıkarayım. Nemlendi çünkü. Ay çok konuştum. Ağzım kurudu. Gençleştim. Bu kadar mı olur? Mesela şey var eğitimde. Böyle dinliyorsunuz. Ses kayıtları var. Ve o ses kaydına aynı şekilde eşlik ediyorsunuz o sırada. Yani İngilizce seviyeniz başlangıçsa falan daha iyi olur bence sizin için. Benim başlangıç değil. O yüzden ilk bölümler böyle biraz daha kolay geliyor. Ben hala aynı köşedeyim bu arada. Çünkü birkaç tane ya bir ürün paylaşacaktım. Geçen gün hem bir indirim vardı şeyde Plumber'de. Hem de o gün çektiğim iki şeyi paylaşamamıştım çok fazla hikaye oldu diye. Şansa o paylaşamadığım şey indirime girmiş. Ben de o gün çok beğenmiştim bir tane ceket. Onu paylaşırken bir tane de işte göz kalemi falan derken onları şey yapıyorum. Paylaşıyorum yani linklerini veriyorum aslında.
Şunu bitirdikten sonra bir ürün deneyeceğim. Yeni bir şey aldım. Kargodan geldi hatta bugün. Bu altın ve gümüşleri şey yapıyor, parlatıyor. Yani mesela gümüşü şey yapıyorsunuz, kararıyor ya daha fazla. Böyle bir tane sıvı. Şimdi deneyeceğiz. Geliyorum. Şunu halledeyim. Ayrıca market yalan oldu gibi duruyor şu an. Şimdi bahsettiğim şey küfün bu ürünü. Zaten bunu Yasemin böyle kullanım olarak göstermişti. Şimdi sipariş verdim. Bir tane hem kulağımdaki küpelerden biri biraz karardı. Hem de başka şeylerim de var ama önce küpede deneriz beraber. Şimdi şöyle geldi bu. Böyle bir şey. Bir tane sıvı var bunun içinde. Ne de kullanılabiliyor? Altın ya da gümüş olması gerekiyor. Gümüş kalemle açacağım. Çünkü az önce kenardan açmaya çalıştım ve açamadım. İkisi de o kadar karaydı ve hani bir daha takmam dediğim küpeler kadar kararmıştı. O kadar yani umutsuzdum. İkisi de pasparlak oldu. O yüzden şimdi şu kararmış gümüşü de size daha canlı. Şöyle gümüş gümüş. Bakın deniyoruz. Hazır mısınız? Şimdi bunu hatırlayın böyle. Şöyle içine gidiyor. Hop. Taşlara bir şey yapmaz yazıyordu. Şunun şurasında taş var. O yüzden onu da attım. Evet. Şu an içinde. Şöyle biraz çalkalayayım. Az önce çalkalarken döktüm. Evet. Hazır mısınız? Çıkarıyorum. Ay vallahi bunlar kapkaraydı ya. Hemen şimdi takacağım küpeleri. Yalnız taşı rengini değiştirdi anladığım kadarıyla. Çünkü bu daha böyle koyu bir taştı. Neyse ders olmuş oldu. Bunu böyle dışarıda bırakmam gerekiyormuş. Fakat baya pratik ya. Şuna gerçekten şu mucize. O kadar pişmanım ki öncesi sonrası yapmadığıma şunun için. Yani nasıl karaydı diyeyim size yani. Şundan daha karaydı öyle söyleyeyim. Bu paslı gibiydi resmen. Şöyle kolyeyi takayım. Kolyeyi de çok severek almıştım. Şöyle uzun aslında bu. Onu buraya takacağız. Ama çift dolanıyor. Yani tek takarsınız ama çok uzun olur. Böyle daha iyi oldu. Üst üste geldiler galiba. Şunu da böyle biraz kısaltayım. Bu bayağı güzel bu arada. Rüveyda Hanım'ın bunlar. Rüveyda okumuş. Ben de gördüğünüz gümüş ürünlerin %98'i, %99'u onun. Tamamdır. Şimdi akşam için ne yesem diye bakıyordum. Ve neden noodle yapmayayım diye düşündüm. Çünkü şu noodle'ı almıştım. Dolapta biber var. Çok bir malzeme yok aslında ama bakayım başka ne koyabilirim. Şöyle biraz Tay usulü fıstık ezmesi falan koyup böyle fıstık koyuyor onlar. Ezme koyuyor muydu unuttum şu an. Soya sosu, fıstık ezmesi falan. Sanki ortaya güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Neyimiz var? Soya sosumuz var. Bir bakayım internetten tariflere. Ne konuluyordu? Baktım ve tariflerdeki hiçbir malzemenin evde olmadığını fark ettim. Çünkü noodle tarifi yazınca böyle biliyorsunuz has tarifler çıkıyor ortaya. İşte susam yağı falan var içinde. Gerek yok. Ben kendi tarifimi yapacağım. Bakalım Allah ne verdiyse buzluğumdan falan çıkarayım. Bir organize edeyim şöyle. Şimdi yolu yarıladım. Ne yaptım? Zeytinyağımı koydum. Ondan sonra içine biraz sarımsak 2-3 parça. Biberim vardı. Donmuş kırmızı ve yeşil biberim dilimlenmiş. Mısır varmış bir de dolapta. Brokoli olsa bir de süper olacaktı bence. İçine biraz fıstık ezmesi koydum. Soya sosu çok az koydum. Sonra biraz daha ekleyebilirim. Baharat olarak kırmızı toz biber, biraz zencefil tozu, biraz da karabiber tozu koydum. Tuz ve son olarak da dolapta şu sütlerden iki tane vardı. Bir tanesini açtım. Biraz ekledim. Çok az. Zaten donmuş haldeydi. Çok güzel böyle bir aroma ve görüntü verdi. Burası hazır sayılır. İki kere tattım. Gerçekten çok güzel olmuş tadı. Şimdi şu noodle'ları haşlayacağım. Ve haşladıktan sonra da buraya ekleyeceğim. Biraz daha soya sosu da eklemeyi düşünüyorum şu an için. Ben her ne kadar bulaşık ve dağınıklık toplamayı çok sevmesem de böyle akşamüstü şarabımı koyup müziğimi açıp mutfağa girip yemek yapmayı çok seviyorum. Yani tek başıma olsam da bunu yapıyorum. Can gelse de bunu yapıyorum. Ben biraz galiba böyle küçük tatlı zevklerle yaşıyorum gibi geliyor. Annemlerle yaşarken de aynı şekilde böyle gelmeyeceklerse, o gece geç geleceklerse ya da işte 1-2 günlük bir yere gittilerse direkt mutfağa girerdim. Böyle işte şarabımı falan açar, kendi kendime müzikle yemek yapardım. Seviyorum ya ben galiba kendimi. Kendimi sevmeyi bence şeye ulaştırdım yani olması gereken noktaya. Kendinizle ne kadar zevk alabilirsiniz? Mutfağa giriyorsunuz, müziğinizi açıyorsunuz, en sevdiğiniz müzikler. Koydum ve karıştırdım. Bu arada ben
süzgeç yerine şunu kullandım. Bunu Migros'ta bulmuştum diye hatırlıyorum bu ev gelişleri bölümünde. Güzel oluyor, pratik oluyor. Hiç böyle şey yapmadan hani buradan alıp böyle suyunu süzüp koyabiliyorsunuz. Neyse buraya aktardım. Noodle'ı sadece bir tık daha az pişirebilirmişim. Çok yumuşamış. Ben makarnayı da sert sevdiğim için. Ama tabii damak tadına göre değişiyor. Tadına baktım gerçekten mükemmel olmuş. Yani hani bana bir yerde gelse bayağı hoşuma gider. Bayağı övgü dolu konuşurum. Bu arada bunu önceki videoda almıştım. Hatırlarsanız filabaydım. Yulaf falan koyuyorum demiştim ama söylemeyi unutmuşum o sırada. Ben noodle yaparken de mutlaka içine koyuyorum. Böyle şeyler güzel oluyor. Bir de böyle çıtır çıtır. Direkt şu mısır ve biberi karıştırırken içine ekledim o da biraz hani sostan faydalansın diye. Şu an yemeğimiz hazır. Ben üstünü kapatacağım. Can gelince beraber yiyeceğiz çünkü. Ve eğer daha önce noodle yaparken içine fıstık ezmesi, Hindistan cevizi sütü ve badem. Hadi bademin etkisi daha az, daha keyfi de şu ikisinin gerçekten verdiği aroma çok güzel. Fıstık ezmesine ön yargılı olmayın. Ya yani bir deneyin benim için bir dahaki yaptığınızda. Sonra tekrar konuşalım. Ve bir şeyi yaptıysam usulüne göre yaparım. Bayılırım. Bizim evde böyle chopstickler var. Hatta iki set var. Gördüğünüz yerde onun zaten iki ya da falan da olması lazım artık. Ben Tiger'dan almıştım diye hatırlıyorum. Şu tabakları koyacağım. Ay. Bu tabakları da koyması estetik olarak çok güzel duruyor. Yemesi falan da çok güzel. Ama bu şeyi bulaşık makinesinde ne böyle giriyor ne böyle duruyor. Can bunlara sinir oluyor. Hakikaten koyarken ben de sinir oluyorum. Çok yer kaplıyor. Yani bir tane tabak herhalde 5 tabaklık falan yer kaplıyor. Hadi 4 olsun. Ama onları kullanacağım. Çünkü estetik her şeydir. Bu sırada aşağıda 2 tane kedi var. 2 tane yavru kedi var daha doğrusu. Onlara bakıyorum kameradan. Şimdi yanlarına ineceğim. Hem bahçedekilere baktığım oynuyorlar. Bahçedekilere verdiğim mama geldi. Yeni paket onu kovaya koyacağım. Hem de onlarla bir ilgileneyim. Bu kediler bu arada şimdi size de göstereyim öyle anlatayım hikayelerini. Hadi gelin. Şimdi bunu aşağı indiriyoruz. Evet, bu çocuklar kim? Bu çocuklar gerçekten Eddie ile Büdü. Bu çocuklar canların evinin bahçesine, annelerin evinin bahçesine yavruluyorlar. Yani yavru olarak doğuyorlar. Ardından bir tanesi, üç kardeşti bunlar normalde, havuza düşüyor ve ölüyor süs havuzuna maalesef. Sonra neyse işte sitedekiler bu yavruları istememeye başlıyor. İşte yok atacağız, yok vereceğiz falan. Ben de dedim ki Sibel teyzeye sakın attırmayın, vermeyin yani. Bana verin. Hani ben ya bizim buralara şey yaparım bir şekilde burada bakarım bahçede ya da yavru hani yuva bulabilirsem ikisi beraber çok güzel anlaşıyor çünkü. İkisini beraber sahiplendiririm. İki tane erkek, iki aylık falanlar. Şöyle daha minicikler. Biri sarı biri turuncu ya beraber uyuyorlar üst üste. Ondan sonra kamerayı buraya kurdum onları izliyorum alt odada. Üst üste uyuyorlar, oyun oynuyorlar, birbirlerini yalıyorlar. Çok tatlılar. Annelerini de veterinere bıraktık. İnşallah sağ salim onu da alacağım birkaç gün sonra. O da kısırlaşacak. Bir daha hamile kaldı diye çok korktuk. Ama neyse ki kontrol etti veteriner ve kalmamış dedi. Onun işte ameliyatı inşallah öyle sağlıkla gidecek ve artık bebeği olmayacak. Böyle çünkü ziyan oluyorlar sokaklarda hep söylüyorum. İkisine de yani yuva arıyorum. En son ihtimal bahçeye üçünü birlikte buraya yeni bir kedi evi koyup şey yapacağım, bırakacağım. Böyle yani şu an iki tane şeyim var, misafirim var. Birkaç gün sonra üç tane olacaklar. Çok tatlı ya. O kadar büyük patileri var ki yani şey diyor Can. Siyah olan siyah olduğu için daha küçük görünüyor diyor. Diyorum ki nasıl yani bu siyahın zayıf göstermesi gibi bir şey mi? Ama bence sarının açık ara patileri daha büyük. Böyleler bütün gün. Biri koşarsa diğeri de koşuyor falan. Neyse şimdi şey yapayım. Sularına mamalarına bakacağım. Biraz hatta tuvaletlerini temizleyeceğim. Ay. Böyle aynı tastan yiyorlar. Aynı tastan su falan içiyorlar. Çok korkulu. Ya seni yiyeceğim, yiyeceğim seni. Seni karabahter seni. Bazen çok fazla kedi paylaşıyorum, kötü bir köpek paylaşıyorum, hayvan paylaşıyorum gibi geliyor. Bazen daha doğrusu öyle mesajlar geliyor. Hep kedi köpek diye. Sonra bu mesajların yanında kediye dokunamazdım. Yani şu an sokakta baksın kediyi aldım eve, artık evde bakıyorum. Benimle yaşıyor diyen mesajlar geliyor. Kedi sahiplendim diyen mesajlar geliyor. 6 ay önce kedilerden korkuyordum. Şu an evimde 2 tane kedi var diyen mesajlar geliyor. O yüzden hani artı eksi paylaşmaya devam edeceğim. Çok üzgünüm. Bir hayvan dünyanın en güzel şeyi evin içinde. Bir hayvanla bir hayat paylaşmak gerçekten çok güzel. Bunu henüz tatmamış olanlara gerçekten çok üzülüyorum. Yani ne yaşarsanız yaşayın, eve geldiğiniz zaman her şey gidiyor. Bütün negatif şeyler. İyi ki varlar. Hepsi upuzun yaşasın. Bizlerle beraber tüyleri kadar ömürleri olsun. Eğer elinizde yoksa umarım bir gün siz de bu sevgiyi tadarsınız. Böyle.
Tabaklar hazır. Sadece deli gibi doldurmasam olacakmış yani. Kimse ikinciyi yiyemeyecek gibi duruyor. Can geldi. İçeri hızlı girebilir miyim yaptım bu kelleri ama. Nasıl? Hayır, aklıma gelmedi. Ama mantıklı. Giremiyorum çünkü 10 dakika onlar bana yemiyorken. Evet. Onlar bayağı acıkmış ya. Anlamadım neden. Korktular, ben geldi dalmışlar. Mama yemeyeyim mi? Ve videonun sonuna geldik ki biz böyle yemek, televizyon, maç falan, tuvalde belgeselin son bölümü. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dilerim keyif almışsınızdır. Keyifli bir video olmuştur. Aynı zamanda böyle öğretici bir video olmuştur. Böyle bir şeyler kalmıştır aklınızda. Ya da denemek isteyeceğiniz şeyler olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İstiklal Marşı başladı şu an. Cibabop! Wow!